Bolu Allah'ın doğa vergisi ve bahşettiği doğal güzellikler açısından önemli bir kent. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu'nun Türkiye'de yaşanılabilir kentler içerisinde en ideal il olduğunu, hedeflerinin ise Bolu'yu sadece Türkiye'de değil dünyada da yaşanabilir kentlerin arasında en güzel il yapabilmek olduğunu söyledi. Biz geldiğimizden bugüne kadar bu doğayla uyumlu yaşayabilir miyiz diye uğraşıyoruz. Ve bu konuda da bayağı mesafe aldığımızı ifade edebiliriz. Buna tabii vatandaşlarımızın desteğinin biraz daha artmasını istiyoruz. Bolu günübirlik piknikçilerin çok bol bulunduğu bir alan olması dolayısıyla kirletilmeye çok müsait bir alan. Eğer biz piknik yaptığımızda kirletilen alan olarak bırakıp gitmeyecek şekilde kendimizi geliştirir ve oradaki kirlilikten rahatsız olan bir pozisyonda kendimizi görürsek hem şehrimiz Allah'ın yarattığı bu doğal eşsiz coğrafyanın geleceğe doğru umutla taşınmasını sağlayabiliriz. Aynı zamanda da diğer insanlara ve illere de örnek oluruz diye düşünüyoruz. Bizim hedefimiz Türkiye değil, dünyada niye en güzel olmasın? Çünkü doğumuz buna müsait. Eğer algılamamız ve anlayışımız da şehir olarak buna müsait hale dönüşürse inşallah bunu da gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum. Çevre konusunda yapılan çalışmalarla ilgili de bilgiler veren Belediye Başkanı Yılmaz şu ifadeleri kullandı. Bolu'dan Abant'a kadar gittik. Abant'ın da çevresini dolaşarak kolektör hatlarıyla bir defa Bolu'yu besleyen derelerin kirletilmesini Abant'tan buraya bütün sanayi, evsel atıkların tamamını topladık. Yetmedi Bolu Dağı'na kadar kanalizasyon sistemleri çekerek ve o bölgedeki evsel atıkların tamamını, hatta sanayileri ayrı hattan alacak şekilde tamamını kontrol altına aldık. Ve bütün köyleri de bu hatlara bağladık. Aynı şekilde Budun yolunda Tepe Karakolu'na kadar. Bolu'nun bizim arıtma tesisinin batı kısmında olan havza bazında bütün bölgeleri pisleten, bütün etkenleri ortadan kaldıran bir proje gerçekleştirdik. Ve şu an büyük suda balık tutabilir hale getirdik, yüzebilir hale getirdik.